Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili LGS 2024 tayfamızla beraber bugün kampımızın ilk videosunu çekeceğiz. Bu, bu kampın ilk videosunda sizlerle beraber birinci ünitenin birinci konusunu işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yarın da bu konuyla ilgili sorular çözerek konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Bu başlangıcımız birazcık size kampla ilgili bilgi vermek üzerine olacak. Hemen ders ekranıma geçeceğim ve konu anlatımına başlayacağım. Öncelikle birazcık bilgi vermek istiyorum. Birinci ünite notlarını PDF olarak açıklama kısmından bulabileceksiniz. Oradan yola çıkarak birinci ünite konularını beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Konuyu işledikten hemen sonraki günde ise İşlediğimiz konuyla alakalı sorular çözerek pekiştirme yapacağız. Yani Eylül ayına sizleri hazır bir halde, birinci üniteyi tamamlamış bir halde okullarınıza uğurlayacağız. Sizlerden bir tek ricam var. Sadece bana destek olmak ve daha fazla LGS 2024 tayfaya desteğimi sürdürebilmem için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğenip arkadaşlarınıza kampımızı önerebilir, sayfamızı önerebilirsiniz. Onlarla da paylaşabilirsiniz. Bu duyurulardan yaptıktan hemen sonra vakit kaybetmeden isterseniz ders ekranımıza geçiş yapalım tekrardan hatırlatmak istiyorum ekranda gördüğünüz ders notlarını pdf olarak açıklama kısmına bıraktım oradan Sizler de alıp dersi benimle birlikte devam ettirebilirsiniz Sizlerden ricam sevgili arkadaşlar bu videoyu yatarak değil sanki bir sınıf ortamında izliyormuş gibi önünüzde not defteriniz kaleminiz kağıdınız hazır olarak e, takip etmenizdir notlarımızı hazırlayan sosyalbilgiler.biz Şeyh Muz Yüce hocamıza çok teşekkür ederiz. Açıklama kısmına hocamızın sitesinin linkini de bırakmak istiyorum. Hemen şöyle aşağı sayfaya indiğimde hemen bizi ilk konumuz karşılıyor arkadaşlar. İlk konumuzu zaten bugün işleyeceğiz. Yarın da bu konuyla alakalı pekiştirme sorularını hep beraber çözeceğiz. Konu başlığımız nedir? Konu başlığımız Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı. Hemen şuraya biraz yaklaşalım ve konumuza başlayalım sevgili arkadaşlar. Konuların mantığını sizlere öğreterek ilerlemeye çalışacağım. Öncelikle sanayi inkılabı diyeceğiz. Şimdi neydi bu sanayi inkılabı? 7. sınıf bilgilerinizi hemen hatırladığınızda hocam sanayi inkılabı İngiltere'de ortaya çıkmıştı. Çok basit haliyle e, elle üretmek yerine makineye geçilmişti. Doğru mu? Evet bu. Aslında sanayi inkılabı bu. Şimdi arkadaşlar bakın Avrupalılar zamanla ne yaptılar biliyor musunuz? Bilimsel bilgiyi teknolojiye aktardılar. Yani kafada yanan ampulü artık harekete geçirdiler ve buhar gücüyle çalışan gemiler icat ettiler ve sonrasında da dokuma fabrikaları kurdular. İşte biz bu sürece İngiltere'de başlayan bu sürece sanayi inkılabı diyoruz. Sanayi inkılabında şöyle bir durum var. Küçük atölyeler yerini fabrikaya, insan gücü yerini neye bıraktı? Makina gücüne bıraktı sevgili arkadaşlar. Şimdi Makine ne işe yarar? Makine ne yapar biliyor musunuz? Hızlı üretir. Insandan daha hızlıdır. Örneğin üzerimdeki elbiseyi bir insan eliyle yapmaya çalışsa belki de 20 gününü 30 gününü alacaktır. Ama makine bundan bir günde belki 30 tane üretecektir. Yani hızlı ve seri üretim. Bakın ne diyor? Üretim hızla arttı. E peki bu malzeme lazım bana değil mi? Üretebilmem için fabrikada bu kadar hızlı şeylere malzeme yetiştirmem lazım. İşte burada da benim karşıma yeni bir kavram çıkıyor. Unutmayın inkılap tarihi dersi kavram dersidir. Mesela ne kavramını öğreneceğiz burada? Ham madde kavramını. Nedir bu ham madde? Arkadaşlar ham madde bir şeyin ana malzemesidir. Örnek vermek gerekirse üzerimdeki elbisenin ham maddesi pamuktur. Mesela ana malzemesi. Ya da salçanın ana malzemesi domatestir gibi. Kağıdın ana malzemesi işte ağaçtır. Bilirsiniz hepiniz. İşte burada da fabrikalar bu kadar hızlı üretirken sürekli o fabrikaya ham madde yetiştirmek lazım. E peki yetiştirebilecekler mi? Zor. Bunun için ham madde arayışı başlayacak ve ürettikleri ürünleri satma ihtiyacı. Şimdi kendi etrafına satarsın. E peki kendi etrafına sattıktan sonra başka yere de satman lazım. O yüzden pazar ihtiyacı da doğmaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları ham maddeyi henüz sanayileşmemiş ülkelerden karşılayacaklar. Nasıl karşılayacaklar? Parasını vererek mi alacaklar ham maddeyi? Hayır. Neyle alacaklar biliyor musunuz? Birazcık zor kullanarak. Hatta birazcık demeyelim. Baya baya zor kullanarak. Ben buna her zaman şöyle diyorum öğrencilerime. Sömürgecilik eşittir. Hırsızlık. Aklınıza buradan getirebilirsiniz. Büyük devlet Güçsüz devletin malını malzemesini çalar. Biz buna ne diyoruz? Sömürgecilik yani hırsızlık. İşte İngiltere buna başlayınca dünyanın diğer devletleri de sömürge arayışına başlıyor. Yani kısaca şöyle diyebilir miyiz? Tüm devletler hem sömürge yarışına giriyorlar hem ham madde bulmaya çalışıyorlar hem de pazar rekabeti artıyor. Peki böyle bir durum düşünün dünyanın tüm büyük devletleri ham madde arıyorlar sağa sola saldırıyorlar. Peki bir süre sonra aynı yer için karşı karşıya gelmezler mi? Gelirler. İşte bu durum bizi neye doğru sürüklüyor? Birinci Dünya Savaşı'na doğru sürüklüyor. Bakın buradaki sömürgecilik yani sanayi inkılabı Birinci Dünya Savaşı'nın temel sebeplerinden biridir sevgili arkadaşlar. Şimdi burayı bitirdiğimize göre hemen hep beraber sağ tarafa geçiş yapalım ve burada da Fransız ihtilalini isterseniz hep birlikte bir konuşalım. Yine dünyayı çok derinden etkileyen önemli bir olaydan bahsedeceğiz. 1789 yılında olan bir olay. Şöyle basit bir e, hatırlatma yapalım. 7. sınıfta zaten işlemiştiniz. Fransız İhtilali. Fransa'da insanların kralın yönetimini beğenmeyip kralım artık sen çok fazla oldun. Biraz da biz yönetelim dediği yönetim şekli. Yani halk krala karşı isyan ediyor. Kralı tahttan indiriyorlar ve halk yönetimi kuruluyor. Kısaca ne kuruluyor arkadaşlar? Cumhuriyet yönetimi. Yani demokrasi kurulmaya başlayacak. Kalemin bayağı büyük yazıyormuş onu şu an fark ettim. Şimdi Fransız İhtilali birlikte dünyaya bazı şeyler yayılıyor. Ne mesela? Hürriyet, adalet, eşitlik. Bu gibi kavramlar yayılıyor ve en önemlisine geliyorum. Milliyetçilik kavramı. Milliyetçilik birçok devleti olumsuz etkileyecek. Peki nedir bu milliyetçilik? Bak. Milliyetçilik nasıl bir şey biliyor musunuz? Her milletin kendine ait bir devleti olacak. Örnek vermek gerekirse. Osmanlı'da yaşayan Ermeniler kendine ait devlet kuracak. Osmanlı'da yaşayan Araplar kendine ait devlet kuracak gibi. İşte her millet bir devlet kuracaksa. Peki içerisinde birden fazla devleti barındıran, içerisinde birden fazla milleti barındıran millet diyeceğim. Milleti barındıran devletler. Yani biz ona çok uluslu diyoruz bak. Çok uluslu. İçerisinde birden fazla millet yaşıyor. Peki onlar nasıl etkilenir? Olumsuz etkilenir değil mi? Bak burada ne yazıyor? Olumsuz. Osmanlı Devleti mesela buna bir örnek. Osmanlı'da 72 millet var. Saylan Recep Vedin dediği gibi sayayım hemen. <laughs> Sayabileceğim mi? Türkler zaten ağırlıkta. Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Bulgar, Yahudi, Sırp, Ermeni. 9-10 tane sayabildim. 72'ye sayamadım ama gerçekten tarih kaynaklarında böyle yer alıyor. Osmanlı 72 milletli bir devlettir. Peki düşünün her biri kendi devletini kuracaksa. O zaman devlet ne olur? Paramparça olur değil mi? İşte Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı Osmanlı'yı bu yönden olumsuz bir şekilde etkiliyor sevgili arkadaşlar. Peki bu e, politikanın bu e, şeyini de öğrendikten sonra, düşüncesini öğrendikten sonra zaten Osmanlı'nın en çok etkilenen devlet olduğunu söyledik. Çünkü Osmanlı azınlıkların yaşadığı, azınlık kavramını öğreneceğiz bak burada çok uluslu bir devlet. Azınlık adından da belli. Bir grubun içinde az olanlar. Örnek veriyorum. Osmanlı'da çoğunluk Türkler, diğer gruplarda daha azınlık oluyor. Çok basit bir örnekle daha anlatmak istiyorum azınlık kavramı anlamanız için. Bir sınıfta 20 öğrenci var. 17 tane gözlüksüz var, 3 tane gözlüklü var. Buradaki 3 tane gözlüklü azınlık oluyor işte. Çok basit bir kavram. Osmanlı'daki azınlık deyince hemen aklıma kimler gelecek biliyor musunuz? Rumlar gelecek. Ermeniler gelecek sevgili arkadaşlar. Bunlar Osmanlı'nın azınlıkları. Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler bunlar azınlık Osmanlı'da. Peki bunlar isyan ederse bak isyan etmeye başladılar. Ne olur? Devlet paramparça olur değil mi? İşte bu durum bizim için çok büyük bir sıkıntıya sebep olacak. Önce Sırplar isyan etmeye başlıyorlar. Sırplar zaten e, her zaman böyle bir sıkıntı çıkaran millettir. Sonra Yunanlar isyan ediyorlar. Sonra onu gören Ermeniler diyor ki ben de ayrılacağım. Araplar diyor ki ben de ayrılacağım. Ne oldu? Osmanlı paramparça hale geldi. İşte Fransız İhtilali'nin Osmanlı'ya ne kadar büyük zararı olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Hatırlarsanız 7. sınıfta şunu konuşmuştuk. Balkanlarda uzun yıllar boyunca hoşgörü politikası sayesinde birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan Osmanlı milletleri bak Fransız ile birlikte ne oldu? Paramparça hale geldiler ve milliyetçilik düşüncesi ile isyan edip bağımsızlıklarını kazandılar. İşte demek ki Fransız ihtilali sadece bizi değil tüm dünyayı etkilemiş ama çok uluslu devletleri olumsuz etkilemiş. Yine biraz önce sömürgecilikte konuştuğumuz gibi milliyetçilik akımı da 1. Dünya Savaşı'na sebep olan en önemli durumlardan bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım diyerek Fransız İhtilali başlığımızı da Bitiriyoruz. Şimdi gelelim sarsılan Osmanlı. Osmanlı bu durumlardan nasıl sarsılıyor? Nasıl etkileniyor? İsterseniz hep beraber buna bir bakalım. Şurada 19 yazıyor sevgili arkadaşlar. Bunları bilmeyenlere de yavaş yavaş öğreteceğim hiç merak etmeyin. 19. yüzyıla baktığımızda Osmanlı ne yapıyor biliyor musunuz? Baya baya ee, kumar borcu olan bir devlet gibi sağdan soldan borç alıyor. Şimdi bu tabir oldu mu bilmiyorum emin değilim ama... Osmanlı baya baya sağdan soldan borç almaya başlıyor. Peki bir süre sonra Osmanlı borçlarını ödeyemeyince ne olacak? Çok basit düşünün. Televizyonlardaki diziler aklımıza gelsin. Borcunu ödeyemeyene hemen haciz geliyor, değil mi? Bak burada da öyle. Osmanlı borcunu ödeyemeyince alacaklı devletler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir kurum kuruyorlar Osmanlı'da. Adını hemen not alabilirsiniz. Düyun-u Umumiye. Yani genel borçlar idaresi. Peki bu nedir? Osmanlı'nın borçlarını alabilmek için yani Osmanlı'daki borçlarını alabilmek için büyük devletler haciz kurumu açıyorlar. İşte duyun umumiye budur. Alacaklı devletler Osmanlı'nın tüm gelirlerine el koyuyorlar. Osmanlı demek ki ne yapıyor arkadaşlar? Şuraya yıldız koyayım hatta önemli çok önemli burası. Ekonomik bağımsızlığını bu kurumun kurulmasıyla birlikte kaybediyor diyebiliriz. Artık Osmanlı'nın ekonomisi güçlü devletlerin eline kaldı. Zaten sanayi inkılabı, Osmanlı sanayi inkılabını takip edememişti. Çünkü fabrika üretimine geçemedi. Sürekli dışarıdan malzeme satın alıyor ve para veriyor dışarıya. E Fransız ihtilali de zaten Osmanlı'yı paramparça hale getirdi. Bir de alacaklı devletler borçlarını isteyince Osmanlı perişan hale geliyor. Devlet neredeyse yıkılmak üzere bir duruma geliyor sevgili arkadaşlar. Peki bunun üzerine... Ee, tabii ki bu kötü gidişi değiştirmek isteyeceğiz. Yani en basitinden evimizde musluk damlatınca ne yapıyoruz? O aman damlatsın. Bir şey olmaz diyor muyuz? Hayır. Tamir etme yoluna gidiyoruz. Düzeltme yoluna gidiyoruz. Osmanlı da bu durumu düzeltmek için bazı fikir akımlarını ortaya atıyor. Bakın burada yazıyor fikir akımları arkadaşlar. Dört tane fikir akımı. Hangileri? Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük. Ben kısaca bunlara şifre olarak Tobi diyorum aklınıza buradan getirebilirsiniz. Türkçülük, Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık fikir akımları da Osmanlı'yı kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarıdır. Şimdi konu başlığımız zaten aynı. Yine devam ediyoruz. İkinci sayfayı da işleyeceğiz. Ve sonrasında hemen ee, videomuz bitecek. Ve e, yarın da ne yapacağız? Bu konunun sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim fikir akımlarına. Yarım yamalak zaten bırakmayacağız. Şimdi dağılmaktan kurtarmak için bir şeyler yapmamız lazım ya. Bak dört tane fikir akımı ortaya çıkıyor. Osmanlıcılık çok basit. Size bir anahtar yer göstereceğim. Orayı aklınıza bulundurursanız hemen, hemen e, anlayabilirsiniz. Osmanlı'da yaşayan herkesi eşit sayacağım. Ve böylece dağılmaktan kurtulacağım. Nedir bu? Osmanlı'da yaşayan Türk, Arap, Ermeni, Bulgar, Sırp, Yahudi hepsi eşittir. Hepsine eşit davranırsam dağılmaktan kurtulabilirim düşüncesidir. Herkesi Osmanlı vatandaşı kabul ediyor bu fikir akımı sevgili arkadaşlar. Peki dağılmaktan kurtarabiliyor mu? Hayır maalesef dağılmaktan kurtaramıyor. Şimdi gelelim ikinci fikir akımımıza. İslamcılık. Arkadaşlar adından belli bak. İslamcılık. Herkesi Müslümanları ama Müslüman olan herkesi halifenin etrafında toplamak. Halifeyi zaten biliyorsunuz. Yavuz Sultan Selim hani Osmanlı'ya getirmişti ya. Dini lider demek. Halifenin etrafında Müslümanları toplarsak kurtulabiliriz. Bak ama bu fikir akımı sadece Müslümanları bir araya getirmek üzerine. Diğer adı da zaten ümmetçilik. E peki bu tutar mı? Tutmayacak. Niye biliyor musunuz? Bir süre sonra Araplar, Müslüman olan Araplar bizi sırtımızdan bıçaklayacaklar. Ve bu fikir akımı da tutmayacak. Bunu da göreceğiz. Hemen devam ediyorum batıcılık fikir akımına bak adından belli batıcı ya ne yapabiliriz batıyı örnek alırsak kurtulabiliriz fikir akımı bu batının bilim tekniğinden uzak kalmasına bağlıyor Osmanlının gerilemesini ve batıya ayak uydurmakla kurtulabileceğini düşünüyor bunu düşünenler de. ama maalesef bu da tutmuyor bak bu da tutmuyor şimdi geliyorum bir diğerine Türkçülük fikir akımı arkadaşlar Türkçülük adından da belli tüm türkleri bir araya toplamak. Hatta biraz daha ileri gidiyorlar. Tüm dünyadaki türkleri bir araya toplarız, böylece kurtuluruz diyorlar. Diğer adı Turancılık ya da Pan Türkizm de diyebiliriz. Peki bu tutuyor mu? Arkadaşlar Osmanlı'nın dağılması için tutmuyor. Ama Kurtuluş Savaşı'nı yaparken ve bugünkü devletimizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken Türkçülük fikir akımı işe yarıyor. Ama şunu tekrar hatırlatıyorum. Bu dört fikir akımının dördü de Osmanlı'yı da almaktan maalesef kurtaramıyor diyebiliriz. Peki burayı da bitirdiğimize göre. Şimdi gelelim. Bunlar bazı fikir adamlarının yani böyle aydınların ortaya attığı çabalardı. Kurtulabile, yani bunları uygularsa kurtulabiliriz diyorlardı. Gelelim devlet ne yaptı? Hocam devlet bir şey yapmadı mı? Devlet tabii ki bir şey yaptı. Bak dört tane olay. Zaten bunları yine yedinci sınıfta işlemiştiniz. Yukarıda bir şey yok. Orayı geçiyorum. Mesela Önce Tanzimat Fermanı 1839. Burada Osmanlı Devleti ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki Osmanlı'da yaşayan herkes din, dil, ırk ayrımı olmadan bizim vatandaşımızdır. Herkese eşit yaklaşırsak, bak burası önemli. Eşit yaklaşırsak devleti kurtarabiliriz. E bu Osmanlıcılığa benzemiyor mu? Osmanlıcılığa bayağı benziyor değil mi? Devlet işte önce Tanzimat Fermanı ile herkesi eşit sayıyor, kurtarmaya çalışıyor. Ama azınlıklar yani o Ermeniler, Rumlar, Sırplar, Yunanlar bir kere o devlet kurma fikrini kafalarına o kurdu düşürdüler. İstemiyorlar. Diyorlar ki ben böyle bir şey istemiyorum. Sonra devlet diyor ki madem öyle ben sana ıslahat fermanı vereceğim 1856'da. Bu sefer diyor ki bu sefer daha fazla hak veriyorum bak. Daha fazla hak vereceğim ve böylece devletten ayrılmazsınız diyor. Azınlıklar Bakıyorlar ki ulan daha fazla hak aldık acaba ayrılmasak mı? Hayır bir kere kafaya kurt girdi. İşte ıslahat fermanı da devleti kurtarmaya yetmiyor. Sonra devletin bazı önemli insanları diyorlar ki padişah. Padişahım kurtulmak için ne yapabiliriz? Meclis açarsak, halk yönetime katılırsa kurtulabiliriz. İşte bak burada ilk defa Osmanlı'da demokrasi e, şeylerini görebiliriz. Daha doğrusu ilk defa demeyelim de ilk defa halk yönetime meşrutiyetle katılabiliyor. Nasıl oluyor bu olay? Padişah bir meclis açıyor. Kim o? İkinci Abdülhamit. Meclisi açıyor, Mebusan Meclisi'ni ve orada halk yönetime katılıyor. Diyorlar ki bunu yaparsak devlet kurtulabilir. Ama bir süre sonra bu da tutmayacak. Hatta bu dönemde Türk tarihinin ilk anayasası hazırlanıyor. Anayasanın adı Kanuni Esasi ve bizim için önemli kısma geliyorum halk ilk defa burada yönetime katılıyor. Şimdiye kadar Osmanlı'da hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Padişahın yanında bir meclis var. Halk seçiyor. Yok değil mi? Sadece padişah vardı onun sülalesi vardı. Ama şimdi bak meşrutiyetle birlikte artık halk da seçimlere katılabiliyor. Geliyorum. Birinci meşrutiyet sonra padişah tarafından bitiriliyor arkadaşlar. Padişah birazcık aslında kandırıyor oradaki aydınları ve insanları. Meclisi kapatıyor ve bir süre sonra meşrutiyet tekrardan ikinci kez ilan ediliyor. 1908 yılına geldiğimizde meşrutiyet tekrardan ilan ediliyor. Halk tekrardan yönetime katılıyor. Böylece dağılmaktan kurtulabiliriz diyorlar. İkinci defa meclis açılıyor. İşte burada gördüğümüz sağ tarafta gördüğümüz bu bilgilerde Osmanlı Devleti'nin ve devlet adamlarının aldığı önlemlerde. Ama şu Türkçülük, Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık aydınların ortaya attığı Fikir akımlarıydı diyebiliriz. Bakalım herhalde konumuz bitti. Evet ikinci konuda Mavi Gözlü Çocuk işleyeceğiz. Yani Mustafa Kemal'in hayatına başlayacağız. Burası bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Biz burada be, sizlerle beraber ne yaptık? Birinci konuyu yani uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı konusunu hep birlikte işlemeye çalıştık. Umarım aklınızda kalan bir video olmuştur. Umarım e, önemli noktaları ben anlatırken not almışsınızdır. Bugünlük konu anlatımımız bu kadardı. Peki kampımızın yarınki dersinde ne yapacağız? Bu konuyla alakalı. Yani uyanan Avrupa, sarsılan Osmanlı konusuyla alakalı soru çözeceğiz arkadaşlar. Sorular çözerek bu konuyu pekiştireceğiz ve ilk konuyu böylece halledeceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kampımız işte bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Yarın bu konunun Sorularını çözeceğimiz için o videoyu da kaçırmamak ve kamp videolarında bizimle birlikte yol yürümek. İnkılap tarihinde o 10 soruya sol kroşe vurmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla LGS 2024 Tayfa ile paylaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bu yaz tatilinin sıcak gününde başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.